Bundan önceki videoda ekranda gördüğünüz 4e4 e 4 matrisi değerlendirip determinantının 7'ye eşit olduğunu bulmuştuk. 7'ye eşit olduğunu bulmak için birinci satırda ilerlemiştik. Birinci satırı kullanma fikri size verdiğim tanımdan geliyordu. İsterseniz buraya da yazabilirim. Bunun e, 1 çarpı 0 2 0 1 2, 3 ve 3, 0, 0'ın determinantı eksi 2 çarpı ee, bu satırı ve sütunu görmezden gelirsek 1, 0, 2, 2, 2, 0 ve 0, 3, 0'ın determinantını evet elde ederiz. Artı 3 çarpı e, alt matrisinin determinantı. Bunu şimdilik yazmasak da olur. Önemli olan bunu nasıl hesapladığımızı hatırlamış olmanız. Ve son olarak bir de eksi 4 çarpı, bu arada her defasında işaretin değiştiğini de hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, eksi 4 çarpı alt matrisinin determinantı. Buraya ve buraya bazı girdi değerleri gelecek. Bunun için bu satırla bu sütunu görmezden geleceğiz ve 1, 0, 2, 0, 1, 2 ve 2, 3, 0'ı elde edeceğiz. Determinantı bu şekilde kolaylıkla bulabilirsiniz ve determinantı bulmak için kullandığımız tanım da buydu. Bu videoda size determinantı bulmanın birden fazla yolu olduğunu göstermek istiyorum. Bahsettiğim yollardan biri, aslında birinci satırda yaptığımızın aynısı demek istediğim, determinantı bulmak için istediğiniz satır veya sütun, seçebilirsiniz. Bunun faydalı olmasının sebebi ise hesaplamayı kolaylaştıracağı için, içindeki sıfır sayısı fazla olan satır veya sütunları seçebilecek olmamız. Rastgele bir satır veya sütun seçmeden, örneğin bunu seçmek istediğinizi düşünelim. Evet, buradan bir satır veya sütun seçelim. Bu satırı seçmemizin sebebi içinde bir sürü sıfır olması. Bu seçimi yaptıktan sonra önemli olan her defasında işaret değiştirmemiz gerektiğini aklınızdan çıkarmamanız. İşaret değişimi sadece satırlarda ilerlerken değil, sütunlarda ilerlerken de yapmamız gereken bir şey. 4e 4 bir matris için artıyla başlayacağız. Sonra eksi, sonra artı ve eksi. Ee, devam edelim. eksi artı eksi artı e, artı eksi eksi artı artı eksi ve eksi artı herhangi bir girdinin ya da i, ij'nin mesela bunun işaretini bulmak istiyorsanız bu 2'ye 2 öyle değil mi? Şöyle yapalım. Hemen bir fonksiyon tanımlayacağım. Burada yazdığım sıranın son derece net olduğunu biliyorum ama bu fonksiyonu yine de tanımlayacağım. Diyelim ki bana i ve j'sini verdiğiniz herhangi bir girdinin işaretini bulmak istiyoruz. İşaretin ne olduğunu bulmak için eksi 1'in i artı j'inci kuvvetini alabilirsiniz. İsterseniz dördüncü satırda ve ikinci sütundaki girdinin işaretinin ne olduğunu bununla bulmaya çalışalım. Dördüncü satır, ikinci sütun. Sonuç ne olur? 4 artı 2, 6 eder. Eksi 1'in altıncı kuvveti de 1'e eşittir. Yani bu girdi pozitiftir. Bir de bu girdiye bakalım. i 2'ye, j de 3'e eşit değil mi? Yani ikinci satır, üçüncü sütundayız. 2 artı 3, 5 eder. Eksi 1'in beşinci kuvveti de eksi 1. Başka bir deyişle, bu girdinin işareti de negatiftir. Evet, işaretin ne olduğuna bu şekilde de karar verebilirsiniz ya da az önce çizdiğim şekli aklınızda tutabilirsiniz. Karar sizin. Şimdi ne diyorduk? Bu satırda ilerleyeceğiz. Yani 2 ile başlayacağız. 2 ile başlamak demek işaretinde eksi olacağı anlamına gelir değil mi? Eksi 2 çarpı alt matrisinin determinantı. Bu satırı ve sütunu görmezden geleceğiz. Geriye bu matris kalacak değil mi? 2, 3, 4, 0, 2, 0 ve 1, 2, 3. Bu eksiydi. Öyleyse şimdi artı koyacağız. Artı 3 çarpı. Bu satır ve sütunu görmezden gelelim. Böylece 1, 1, 0, 3, 2, 2 ve 4, 0, 3. Sonra eksi 0 çarpı buradaki alt matrisin determinantı ve artı 0 çarpı diğer alt matrisin determinantı gelecek. Ama bunları görmezden gelebiliriz. Çünkü sıfırla neyi çarparsanız çarpın, sonuç 0 olacaktır. Ve bunun hesaplamayı ne kadar kolaylaştırdığının da farkındasınız, öyle değil mi? Peki isterseniz hesaplamayı yapıp sonucun da aynı olduğunu görelim. Ee, bunun determinantı neye eşit? Yine aynı mantıkla kolay olan bir satır ya da sütun seçmemiz lazım. İçinde iki tane sıfır olduğu için ben bunu seçeceğim. Evet, eksi iki çarpı bu eksi 2, buradaki eksi 2, eksi 2 çarpı bunun determinantı. Peki işaret ne olacak? Bu artı, bu eksi ve sonra artı. Yani eksi 0 çarpı bunun alt determinantı dersem çok da yanlış olmaz herhalde. Bu satır ve sütundan kurtulursak, tabi bu arada eksi 0 ile çarpacağımız için bunu hesaba katmasak da olur. Sonra artı 2 gelecek ve 2 çarpı 2'nin satır ve sütununu görmezden gelirsek 2, 4 ve 1, 3. Sonra yine eksi 0'la çarpacağımız için bunu da yazmayacağım. Böylece bu çok temiz bir şekilde sadeleşmiş oldu. Sonra artı 3 çarpı bu var. Kendimize güzel bir satır ve sütun seçelim. E, ee, bu olsun tamam sütunlar pek de ilgi çekici değiller çünkü içlerinde en fazla bir tane sıfır var. İşareti de belirleyelim. Artı, eksi, artı. Eksi ve artı. Artı 0 çarpı 3, 4, 2, 0 olacak ama bunu yazmayacağım çünkü 0 eşit olacak. Eksi 2 çarpı bu, bu sütunla satırı görmezden geldiğimizde geriye kalan matrisin determinantı. Evet dikkatli olmam lazım. Ufacık bir hata yapıp her şeyi berbat etmek istemiyorum. Evet. 3 çarpı eksi 2 çarpı, bu arada şu anda bu matrisin determinantını buluyoruz. Önce sıfırla bunu çarptık ama sonuç sıfır olacağı için yazmadık. Şimdi de eksi 2 ile alt matrisinin determinantını çarpacağız. 1, 1, 4, 0. Ve artı 3 çarpı alt matrisinin determinantı. Hemen onu da yazıyorum. 1, 3, 1, 2. Peki, şimdi bakalım ne kadar sadeleşebileceğiz. 2 çarpı 3 eksi 1 çarpı 4. 6 eksi 4'ten 2 eder. Bu durumda burada da 2 çarpı 2'den 4 elde ederiz öyle değil mi? Eksi 2 çarpı 4 de eksi 8 eder. Şimdi buna gelelim. 1 çarpı 0 eksi 1 çarpı 4. 0 eksi 4 eksi 4 eder. Eksi 4 çarpı eksi 2'den de 8 gelir. Sonra 1 çarpı 2 eksi 1 çarpı 3. Yani 2 eksi 3'ten eksi 1 buluruz. Eksi 1 çarpı 3 eksi 3 eder. Doğru oldu değil mi? Evet bu eksi 1 3 ile çarpınca da eksi 3. 8 eksi 3 de eksi 5 eder. 3 çarpı eksi 5'te hemen yazıyorum. Eksi 10 e, 10 evet ne kadar da küçük bir hata yaptığımı gördünüz değil mi? İşte bundan korkuyordum. 8 eksi 3 eksi 5 değil 5 eder. Evet böyle işlemleri uzun süre yapınca e, beynin bir süre sonra kayıtsızlaşmaya başlıyor. Onun için, Evet dikkatli olmamız lazım. 3 çarpı 5 evet 15 eder. 15 eksi 8'den de 7 elde ederiz öyle değil mi? Yaptığım küçük hatayı fark etmiş olmasaydım debelenip duracaktık. Sonuç yanlış olacaktı. Neyse ki zamanında fark ettik. Belki bunun bir önceki videodakine göre çok daha kolay ve kısa bir hesaplama olduğunu gördünüz değil mi? Kolay ve kısa olmasının sebebi içinde 2 tane sıfır olan bir satırı seçmiş olmamız. Bu yüzden de 4 tane terim yerine sadece 2 tane terim Elde ettik. Aynı şeyi içinde bir sürü sıfır olan sütunları seçerek de yapabilirsiniz tabii. Önemli olan işaretlere dikkat etmek.